Şeyi bilen adam. Hoş geldiniz. Teşekkürler Conan Bey. Hoş bulduk. Görüşmeyeli iyisinizdir umarım. Teşekkür ederim. İyiyim Conan Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım isterseniz. Başlayalım. 500 TL değerindeki ilk sorumuz şöyle. Bilgileri verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? A. Hüseyin Siret, B. Hüseyin Suat, C. Ahmet Rasim, D. Cenap Şahabettin. Oldukça kolay bir soru. Cevap A şıkkı. Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu bilerek bizden 500 TL kazanıyorsunuz. Sıradaki sorumuz 1000 TL değerinde ve şöyle. Beyaz Gölgeler şiiriyle aşk, tabiat ve hayal temalarını işleyen şair kimdir? A. Tevfik Fikret, B. Celal Sahir, C. Hüseyin Suat, D. Ali Ekrem Bolayır. Biraz düşündürücü olsa da kolay bir soru. Cevap B şıkkı. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu da bildiniz. Tüm soruları bileceğim. Sıradaki sorumuz 2000 TL değerinde ve şöyle. Gizli Figanlar adlı eserin şairi aşağıdakilerden hangisidir? A. Faik Ali, B. Ali Ekrem, C. Süleyman Nazif, D. Hüseyin Suat. C şıkkı. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu da bildiniz. Sıradaki sorumuz 3000 TL değerinde ve şöyle. Hangisi roman olarak adlandırabilecek eserlerden biri değildir? A. Kırık Hayatlar, B. Nemide, C. Hayal İçinde, D. 40 Yıl. Biraz düşünsem iyi olacak. Cevap D şıkkı. Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Teşekkürler Conan Bey. Sıradaki sorumuz 5000 TL değerinde ve şöyle. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Tevfik Fikret, B. Hüseyin Siret, C. Cenap Şahabettin, D. Ali Ekrem. Doğru cevap A şıkkı. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet iyi gidiyorsunuz. Teşekkürler Conan Bey. Sıradaki sorumuz 7500 TL değerinde ve şöyle. Cenap Şahabettin'in Tamaşa-i Hazan şiiri hangi akımın etkisiyle yazılmıştır? A. Realizm, B. Sembolizm, C. Dadaizm, D. Romantizm. Sorular gittikçe zorlaşıyor sanki. Cevap B şıkkı. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Sıradaki sorumuz 15.000 TL değerinde ve şöyle. Edebiyat-ı Cedide romanında mekan insan bütünleşmesini sağlayan teknik hangi edebi akımın ürünüdür? A. Realizm, B. Sembolizm, C. Romantizm, D. Sürrealizm. Biraz düşünmek istiyorum. Cevap A şıkkı. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Sizden korkulur gerçekten. Sıradaki sorumuz 30.000 TL değerinde. Hazır mısınız? Hazırım.
Mopassan tarzı hikayeyi edebiyatımıza getiren ilk isimlerden biri aşağıdakilerden hangisidir? A. Halide Edip Adıvar, B. Tevfik Fikret, C. Halit Ziya Uşaklıgil, D. Refik Halit Karay. Oldukça şaşırtıcı bir soru ama cevap C şıkkı. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu bilerek bizden 30.000 TL kazanıyorsunuz. Sıradaki sorumuz 60.000 TL değerinde ve şöyle. Mensur şiir adı edebiyatımıza ilk defa hangi dönemde görülür? A. Fecrati, B. Cumhuriyet sonrası, C. Tanzimat, D. Servet-i Fünun. Bu soru oldukça kolaydı. Cevap D şıkkı, eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Size demiştim, tüm soruları bileceğim. Şimdi 125.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Hangisi Servet-i Fünun yazarlarından değildir? A. Tevfik Fikret, B. Halit Ziya Uşaklıgil, C. Ömer Seyfettin, D. Cenap Şahabettin. Cevap C şıkkı, eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet iyi gidiyorsunuz. Şimdi 250.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Yukarıda bilgileri verilen eserin yazarı kimdir? A. Tevfik Fikret, B. Ali Ekrem, C. Mehmet Rauf, D. Cenap Şahabettin. Bu soru oldukça kolay. Cevap A şıkkı, eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Anlaşılıyor ki bileğinizi bükemeyeceğiz. Öyle görünüyor. Şimdi 1.000.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Edebiyat tarihimizde mektup tarzındaki ilk roman sayılabilecek Mutalleka kimin eseridir? A. Hüseyin Rahmi Gürpınar, B. Ahmet Rasim, C. Tevfik Fikret, D. Ali Ekrem Bolayır. Cevap A şıkkı, eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Tüm soruları bildiniz. Hiç joker hakkı da kullanmadınız. Gerek duymadım. Sorular oldukça basitti. Demek öyle. Diğer bölümde görüşürüz o zaman. Görüşürüz Konan Bey.